önünüzde. Tarihin hiçbir döneminde ve dünya coğrafyasının hiçbir yerinde Yahudi ve Filistin halkları gibi birer avuç insan, Filistin gibi avuç içi kadar bir toprağın bu denli uzun ve sert mücadelesini yapmamıştır. Yahudilerin yapmış olduğu zulmün nedeni daha çok dini olmakla beraber sonraları Siyonizmin de etkisiyle siyasi ve politik bir şekle bürünmeye başlamıştır. Dini neden diyoruz? Yahudilerin inanışlarına göre Filistin bölgesi kendilerine Tanrı tarafından vaat edilmiştir. 19. yüzyılın ikinci yarısında devlet kurma çalışmalarına Yahudiler tam anlamıyla başladı. Biliyor musunuz? Onlar için Arz-ı Mevud hayati bir önem taşıyor. Çünkü Arz-ı Mevud vaat edilmiş toprakların anlamına geliyor. Onlar Arz-ı Mevud'da yani vaat edilmiş topraklar üzerine devlet kurma çalışmalarını başlattılar. Arz-ı Mevud denilince buranın nere olduğu, nereleri kapsadığı sorusu aklımıza geliyor. Kur'an'da açık olarak böyle bir yer belirtilmiyor. Ancak Yahudi kutsal kitabı Tevrat'ta detaylıca anlatılıyor. Tevrat'ın tekvin bölümünün 13. ve 14. yerinde Tanrı'nın Hazreti İbrahim aleyhisselama ve soyundan gelenlere Nil nehrinden Fırat'a kadar olan bölgenin hakimiyetini vaat etmiştir. Kuzey sınırları Lübnan, güney sınırı ise Sina Yarımadası'dır. Ahd-i Atik'te geçtiği üzere İbrahim aleyhisselam Kenan diyarına gidip yerleşmiş, çadırını oraya kurmuş. Tanrı gözünün gördüğü her yeri ona ve zürriyetine vereceğini ancak 400 yıl cefa çektikten sonra 4. neslin oraya tekrar dönebileceğini bildirmiştir. Aynı vaat İshak ve oğlu Yakub'a da yapılmakta ve öncekilere vaat edilen yere İsrailoğullarını götürmek için Musa aleyhisselam da görevlendirilmektedir. Musa aleyhisselamın vefatından sonra aynı vaat Yuşa aleyhisselama da yapılmış olup Yuşa'dan sonra Davud aleyhisselam niyet etse de Kudüs'te mabet yapılması ve oraya ahit sandığının yerleştirilmesi Süleyman aleyhisselam tarafından gerçekleşmiştir. Bu iki peygamberin dönemi Yahudilerin en rahat huzurlu olduğu dönemler olup Süleyman aleyhisselam vefatından sonra Babil sürgünü ve Roma işgaliyle mabet yıkılmış ve Yahudiler dünyanın dört bir tarafına sürgün edilmiştir. İşte bu topraklara dönme hayaliyle yaşayan Yahudiler, Arz-ı Mevud hayallerinin gerçekleşmesinin Mesih ile olacağına inandıkları için de Mesih'in gelmesini hızlandıracaklarına inandıkları faaliyetlere hız vermişlerdir. İşte Yahudiler tarafından Filistin bölgesi Arz-ı Mevud'un bir parçasıdır. İşte onlar ülkeyi buradan kurmaya başlamışlardır. Şimdi tarihe dönelim. Dolayısıyla milattan sonra 70 yılında Romalılar tarafından bölgeden sürüldükten sonra yaklaşık 2000 yıl uzak kaldıkları kutsal topraklara dönüş mücadelesini hiç bırakmamışlar. Diaspora dönemlerinde hep kendilerine vaat edilmiş topraklara dönme hayaliyle yaşamışlardır. 19. yüzyıl Avrupa'sında antisemitizmin iyice yükselmesi ve milliyetçiliğin bir sonucu olarak ortaya çıkan Siyonizm, İsrail devletinin kuruluşuna giden süreci başlattı. 19. yüzyılın ikinci yarısı, Avusturya, Macaristan, İngiltere ve Rusya gibi güçlerin dünya siyaset arenasına damga vurduğu, Osmanlı Devleti'nin ise zayıflamaya başladığı bir dönem oldu. İmparatorluğun geniş sınırları artık dış güçlerin müdahale alanları haline geldi. Bu dönemde Avrupa'da bir Yahudi devletinin varlığına hayır diyen Avrupalı güçler, 1897 yılında yapılan 1. Siyonist Kongresi ile başlayan ve halkı olmayan bir ülkeyi, ülkesi olmayan bir halka devredin sloganı ile Filistin topraklarında bir Yahudi devlet kurma fikrini öngören süreci şiddetle desteklediler. Yahudiler Hristiyan Avrupa'da yüzyıllar boyunca dışlanarak yaşadılar. Modern çağa kadar hemen hiçbir Avrupa ülkesine Hristiyanlarla eşit haklara ve doğrudan siyasi güce sahip olamadılar. Hristiyan Avrupa, Hazreti İsa'nın katilleri dediği Yahudilere mesafeli davrandı. Ancak 19. yüzyıldaki liberal düşüncelerle, modernizmle birlikte Avrupa'nın katı Hristiyan kimliği de hızlı bir şekilde erozyona uğradı. Kilisenin öğretileri etkisini yitirip yerine seküler düşünce ve ideolojiler hakim oldukça Yahudilerin üzerindeki hukuki kısıtlamaların nedeni de ortadan kalkmış oldu.
Tarih 1848. Britanya hükümeti bir genelgeyle Filistin'deki konsoloslarını Yahudilerin himayesine verdi. 1870'te Yahudi faaliyetlerinin merkezi Büyük Britanya'dan Rusya'ya geçti. Siyonist hareketlerin başına geçen Theodor Herzl, Filistin'de bir Yahudi devletinin kurulması için birçok çalışmalarda bulundu. Theodor, Büyük Britanya gibi güçlü bir ülkeyi arkasına alarak gayesine ulaşma çabasındaydı. Filistin'e Yahudilerin yerleşmesi için 2. Abdülhamid'i ikna etmek üzere 1896 ile 1902 yılları arasında İstanbul'a 5 sefer yapmış olduğu yazılmaktadır. Herz, İstanbul'a gelmeden önce hazırlıklar yapar ve 2. Abdülhamid'e yurtlarının sınırını kuzeyde Kapadokya dağlarından güneyde Süveyş kanalına kadar olan alanı kapsamalıdır. Davut ve Süleyman'ın Filistin olmalıdır diye beyan eder. Bu sınırlar daha önce İsrail'in kurulmasında rol alan Ben Gurion ve diğer İsrailli yetkililerin de sıkça ifade ettiği bir slogan olacaktır. Ve bu sınırlar Kitab-ı Mukaddes'in çizmiş olduğu Filistin coğrafyasıdır. Theodor çok zor durumda olan Osmanlı maliyesinin bu topraklar karşılığında düzeltilmesi teklifini getirmiştir. Fakat 2. Abdülhamid ile görüşmelerinde herhangi bir sonuç alamamıştır. Abdülhamid, Polonyalı soylu Kont Pilip de İsrail devletinin kuruluşuna kadar geçen süreçte Yahudiler ve Siyonizmin gelişimini 48 cilt 2 sayı 1 Ocak 2012 Nevlinski vasıtasıyla Herz'e gönderdiği şu cevapla Herz'in bu isteklerini sonlandırmıştır. Abdülhamid şöyle söylemiştir: "Bay Herz, senin bana arkadaşım olduğun gibi bir arkadaşınsa ona nasihat et. Bu konuda bir adım atmasın. Ben bir karış bile olsa toprak satamam. Zira bu vatan bana ait değil, milletime aittir. Benim milletim bu imparatorluğu savaşta kanlarını dökerek kazanmışlardır. Onu kanlarıyla verimli kılmışlardır. Bu toprak bizden sökülüp alınmadan evvel biz onu tekrar kanlarımızla sularız. Benim Suriye ve Filistin alaylarının efratı birer birer Plevne'de şehit düşmüşlerdir. Onlardan bir tanesi dahi dönmemek üzere muharebe meydanlarında canlarını vermişlerdir. Türk İmparatorluğu bana ait değildir. Türk milletine aittir. Ben onun hiçbir parçasını veremem. Bırakalım Yahudiler milyonlarını saklasınlar. Benim imparatorluğum parçalandığı zaman onlar Filistin'i ele geçirebilirler. Fakat bizim yalnız cesetlerimiz taksim edilir. Ben canlı bir vücut üzerinde ameliyat yapılmasına müsaade edemem." Sultan 2. Abdülhamid işte bu sözleri söylemiştir. Abdülhamid bununla kalmamış. Yahudileri Filistin'e yerleştirmemek için çeşitli tedbirler almıştır ve hatta toprak almalarını engelleyici kanunlar çıkarmıştır. 2. Abdülhamid ile 19 Mayıs 1901 ve 4 Temmuz 1902 tarihlerinde sonuçsuz kalan iki görüşme daha yapan Herz, anılarında Siyonizmin amacına ulaşması için Osmanlı'nın dağılmasını beklemeliyiz demiştir. Siyonistler Osmanlı Devleti'nden Filistin'le ilgili bir sonuç alamayınca yüzlerini İngiltere'ye çevirmiştir. İngiltere 19. yüzyılda en büyük sömürge imparatorluğudur. Üstelik İngiltere Siyonist idealizmine sıcak bakmaktadır. Theodor Herzl tarafından başlatılan ve onun ölümünden sonraki 10 yıl içinde Siyonistlerin İngiltere'ye yönelik artan ilgisi, 1. Dünya Savaşı'nın patlak vermesinden bir süre sonra yoğunluk kazandı ve İngiltere Siyonist örgütün en büyük ilgi odağı haline geldi. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu ve Filistinlere karşı İngilizlerle işbirliği yapan Siyonist oluşumların çabaları sonucuyla 2 Kasım 1917'de Arthur Balfour'un girişimiyle başlayan Balfour Deklarasyonu süreci başladı. Milletler Cemiyeti 1920 yılında Filistin üzerinde İngiliz mandasını tanıdı. Bundan sonra kurulan bir Yahudi bürosu İngiltere nezdinde Yahudi haklarını temsil etmeye başladı. Artık Yahudiler için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Bundan sonraki yıllarda Siyonistler dünyanın çeşitli yerlerine dağılmış bulunan Yahudi topluluklarını devlet kurabilmek için etkili bir nüfus oluşturmak gayesiyle Filistin'e göçmeleri için ikna etme çabalarına girdi. Nazi Almanyası'nın 1930'lardan 1940'ların ortalarına kadar Yahudilere soykırım uygulamaya başlamasıyla Filistin'e büyük bir Yahudi göçü başladı.
Filistin'deki Araplar bu göçe karşı koyduklarından İngiltere Yahudi göçlerinin durdurulmasına karar verdi. Bunun üzerine Siyon'a bağlı askeri Yahudi teşkilatı Hagana, Filistin'e göç konusunda İngiltere'nin aldığı bu kısıtlayıcı kararı protesto etmek amacıyla silahlı terör eylemlerine girişti. Bombalı saldırılar yaptı ve yüzlerce sivili öldürdü. Filistin'de Arap sivillere yönelik katliamlara girişti. Çok ilginç değil mi? Senin topraklarına gelip senin halkını öldürüyor ve bu toprak bana ait diyor. Kuruluşundan bugüne kadar İsrail yıllarca bunu yaptı. İnsanların topraklarına el koydu ve insanları katletti ve sonrasında karşı tarafı terörle suçladı. Yahudiler durmadı. Filistin'e gizli göçler yapmaya başladılar. İkinci Dünya Savaşı'nın müttefiklerinin galibiyetiyle bitmesinden sonra Filistin problemi son safhasına ulaştı. Britanya'dan daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin yardımını sağladıktan sonra Filistin problemini Birleşmiş Milletler'e götürüp problemin çözülmesini istedi. Birleşmiş Milletler Kasım 1947'de Filistin'in biri Yahudi, öteki Arap olmak üzere iki devlet arasında paylaşılmasına karar verdi. Sanki Filistin toprakları kendilerine aitmişçesine Filistinlerden alıp Yahudilere toprakları verdiler. Yahudiler bu kararı kabul ettiler. Tabii ki edecekler. Çünkü Filistin onlara ait olacaktı. Araplar ise 400 bin Arap sivili İsrail toprakları içerisinde bırakacak olması, Yahudilere bölgenin %56'sını vermesi nedeniyle planı reddetti. Kudüs şehrine ise Birleşmiş Milletler denetiminde milletler arası bir statü tanındı. Aynı sorunların devam etmesi nedeniyle Filistinliler bu çözümü de kabul etmedi. İsrail'in Birleşmiş Milletleri arkasına alarak Filistin topraklarını alması nedeniyle ilk İsrail-Arap Savaşı olan İsrail-Filistin Savaşı başladı. 14 Mayıs 1948'de Siyonist hareketin doğuşunu simgeleyen Basel'de Theodor Herzl'in temelini attığı Yahudi devletinin Siyonist teşkilat tarafından Herzl'in kehanetini sanki doğrularcasına Basel'den tam 51 yıl sonra kuruluş bildirgesindeki bu belge ile İsrail devletinin kurulduğunu ilan etti. Açıklamanın yapıldığı gün, hatta İsrail devletinin ilanından 11 dakika sonra devleti ilk tanıyan ülke Amerika Birleşik Devletleri olmuştur. ABD'nin tutumu İsrail'in uluslararası alanda tanınmasının yolunu açmıştır. Bir gün sonra Guatemala, 18 Mayıs'ta da Sovyetler Birliği İsrail'i tanımıştır. Hiçbir Arap ülkesi İsrail devletini tanımamıştır. İsrail devletinin kuruluşunu ilan etmesiyle Arap Birliği'ne üye olan ülkelerden Suriye, Mısır, Ürdün, Lübnan ve Irak askeri birliklerini harekete geçirerek bu devleti ortadan kaldırma kararı almışlardır. Ve Birleşmiş Milletler tarafından yapılan Taksim'de Arap devleti için ayrılan bölgeye girerek ilk Arap-İsrail savaşını başlatmışlardır. 24 saat sonra Mısır, Ürdün, Suriye, Lübnan ve Irak orduları saldırıya geçerek İsrail topraklarına girdiler. Tarih 1949'u gösteriyordu. İlk aylarda Birleşmiş Milletler nezdinde İsrail ile onunla savaşan Arap ülkelerinin her biri arasında doğrudan müzakereler düzenlendi. Ve bunların sonucunda bir ateşkes imzalandı. Anlaşma uyarınca Sahil Şeridi, Celile ve tüm Necef İsrail'e, Yehuda, Samimiye, Batı Şeria, Ürdün, Gazze Mısır yönetimine ve Kudüs'ün ise eski şehrinde dahil olduğu doğu kısmı Ürdün'e, batısı İsrail'e bırakıldı. 15 Mayıs 1948 tarihinde İsrail devletinin kurulmasından sonra Filistin'de yaklaşık 1.250.000 Arap ve 650.000 Yahudi yaşamaktaydı. 1948 yılında Arap ülkeleriyle İsrail arasında yapılan bu savaşta Amerika Arap ülkelerine silah ambargosu koydu. Aynı şekilde Sovyetler Birliği İsrail'e silah yardımında bulunmuştur. Bu dönemde Filistinliler mücadelelerini Arap Özgürlük Ordusu ile sürdürdüler. Savaşın sonunda Ürdün Kralı Abdullah ile İsrail anlaştı ve 11 Haziran 1949'da ateşkes yaptılar. Böylece 300 bin Filistinli topraklarını terk etmek zorunda kaldı. Filistin topraklarında yaklaşık 750 bin Filistinli göç etti. 5 Arap devleti İsrail ile ateşkes anlaşması yaptı. Bu savaş sonrasında İsrail sınırlarını %75 oranında genişletti.
yıl 1967'yi gösteriyordu. 1967 yılında Arap ülkeleri bir kez daha savaş hareketine girdiler. Mısır, Suriye ve Ürdün'ün birlikte fakat stratejide birbirlerinden uyumsuzca giriştikleri savaş tam 6 gün sürdü ve sonuçta İsrail topraklarını 3,5 kat daha büyüttü. Böylece Batı Şeria, Sina Yarımadası, Golan Tepeleri ve Kudüs İsrail'in eline geçti. İsrail yıllar içerisinde Filistin'in %90'ına hakim oldu. Suriye, yapılan bu 3. İsrail-Arap Savaşı'nda Golan Tepelerini İsrail'e kaptırdı. Stratejik öneme sahip olan bu tepeleri İsrail resmen 1981'de ilhak ederek 12.500 Yahudi göçmeni bölgeye yerleştirdi. Arap ülkeleri İsrail'e girdiği bütün savaşları kaybettiler. Çünkü aralarında bir birlik ve koordinasyon yoktu. İsrail girdiği bütün savaşlarda her defasında topraklarını biraz daha genişletti. Arap ülkeleri 1948, 1956, 1967 yıllarında Filistinlilerin yanında yer alarak İsrail'e karşı birlik olmaya ve bu birlik içinde mücadele etmeye çalıştılar. Fakat bütün çabalarına rağmen geçen sürede Filistin devleti kurulamadı. 1967 yılındaki Arap-İsrail Savaşı sonrasında savaş öncesi konuma geçme kararı olan 242 sayılı Birleşmiş Milletler kararı ve 1973 yılında yapılan Arap-İsrail Savaşı sonunda Birleşmiş Milletler'in 338 sayılı kararı çerçevesinde barış görüşmeleri gerçekleştirilir fakat yapılan görüşmelerde bir ilerleme kat edilemez. Çünkü İsrail hiçbir zaman barışı istemedi. Yıl 1993'ü gösteriyordu. 1993-1995 yılında Oslo anlaşmalarıyla iki devletli çözüme doğru ilerleme sağlandı. Yıllar geçtikten sonra İsrail daha da güçlenince Oslo anlaşmasını kabul etmedi. Bugün Filistinliler Gazze şeridinde ve Batı Şeria'daki 165 mıntıkada İsrail askeri işgaline maruz kalmaya devam ediyor. Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi gibi bazı İsrail insan hakları örgütleri dahil birçok büyük insan hakları örgütü tarafından rapor edildiğine göre İsrail kuvvetleri Filistinlilere işkence, yerinde infazlar ve diğer cinayetler, sivil katliamları, Filistinli sivillere yönelik zaman zaman soykırım olarak tanımlanan sistematik kötü davranışlar ve bu eylemleri işleyenlerin cezasız bırakılması, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının ihlal edilmesi gibi çeşitli suçları işleyerek Filistin halkına yıllardır baskı uygulamaya devam etmektedir. 1947'den beri Filistin'de yangın var. Şehirler yanıyor. İnsanlar öldürülüyor. Ağır silahlarla taranan halk, genç, çocuk, yaşlı, bebek ayrımı olmadan kurşunlara ve bombalara hedef olmaya devam ediyor. İsrail'in bütün bunları yapmasındaki asıl amaç İsrail'in yayılmacı Siyonist hedefi. Filistinli ailelerin sistematik olarak yerleşim yerlerinden tahliye edilmeleri bunu gösteriyor. İsrail, Filistinlileri evlerinden çıkararak, bulundukları toprakları gasp ederek, hatta onları insan yerine bile koymayarak zulüm yapmaktadır ve gün geçtikçe bu zulmü arttırmaktadır. İsrail'in günümüzde Gazze'yi de alıp Kudüs'ün tamamında egemen olmak ve ebedi başkent olarak Birleşik Kudüs'ü meşrulaştırmak istediği biliniyor. Tabii ki Siyonist İsrail'in hedefi bununla sınırlı değil. Adım adım vaat edilmiş topraklarda büyük İsrail devleti kurmaktır. Bu da fitne, zulüm ve savaşın sürekliliği demektir. Bu savaş işgalci, yayılmacı, katliamcı, zorba, Siyonist, ırkçı, zalim İsrail devletiyle mazlum, mağdur, mahrum Filistin halkının savaşıdır. Siyonist İsrail'in inancına göre vaat edilmiş topraklar Mısır, Ürdün, Irak, Lübnan, Suriye, Kuveyt'in bir bölümü, Türkiye'nin de bir bölümünü kapsamaktadır. Onlar vaat edilmiş topraklara ilk olarak Arap topraklarını parçalayarak başlayacaklardır. Ve yıllardır Suriye ve Irak'ta iç savaş hakimdir. Ve bu ülkeler parçalanmıştır. Ve hiçbir konumda eski gücünde değillerdir. Yıllardır bu coğrafyalarda hep savaş hakim olmuştur.
Vaat edilmiş topraklara baktığımızda, vaat edilmiş toprakların birçoğunda şu an halen savaş hakimdir. Büyük fotoğrafa baktığımızda İsrail amacına ulaşmak için elinden geleni yapmaktadır ve Müslüman coğrafyaları karıştırmakta ve vaat edilmiş topraklara ulaşmak için onları parçalamak üzere çalışmaktadır. İşte bundan dolayıdır ki büyük fotoğrafı görüp ve buna önlem almak, akıllı olmak, her daim basiretli olmak bütün Müslümanların asıl görevidir. İsrail hayalini gerçekleştirmeye çalışan Siyonistlerin zulmüne karşı yurtlarını savunmak için direnen bir halkın davasıdır Filistin davası. Bütün Müslümanların artık Filistin'in yanında olup İsrail'e gereken cevabı verme vakti gelmedi mi?